Herkese selamlar arkadaşlar. Ankara'dayım. Hızlı bir gelişte bir özel izin çıkardık. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı bayrama son 2 gün kalmıştı ve bu arada hemen mazlarının işlerini halletmek için Ankara'ya geldim. Size hem makineden biraz bahsedeyim, bugün neler yapacağız. Bayağı bir ilerleme kaydettik. Hem arabanın projesiyle alakalı bilgileri size vereceğim, hem de sevgili Akın abilerin oraya geldim. Merak etmese. Bunların da bir drift arabası var. Şu anda onunla uğraşıyorlar. Bir tane hem şöyle bakalım. S6 kanka. Meray servis arkadaşlar, drift makinesi. Çok farklı bir makine koymuşlar. Bu motor kodu ne abi? 1 UZF. 1 UZF hiç duydunuz mu? Biliyorsunuz ancak 2 CZ, V8 falan, M62 falan filan. 2 CZ değilse bir defa iş yapmaz. Öyle ne zaman? V8 makineye turbo yapılıyor. Twin turbo mu olacaktı, karar verdiler mi? Twin turbo. Bizim V8'de biliyorsunuz tek turbo vardı. Bunda da drift arabasında twin turbo olacak. Abi hiç bilmediğimiz motor. Motor hakkında biraz bilgi verir misin bize? Nasıl, nedir? Yok, onlar sonra. Daha sonra yani bitsin. O zaman göreceğiz böyle bilinmedik bir V8. Artık herkes öğrenmiştir zaten. Aynen. Derken herkes artık şu anda biliyor. Evet. Şu anda araba da hazırlanıyor. Böyle tamamen işte roll cage'ini falan da kendileri hazırladılar. İşte şöyle bir tepi var. Arabanın önünü alıyorsun, pıt diye koyuyorsun üstüne. Böyle bir ön kafa yapmışlar. Sonra turboları takılacak. Sonra yan devam. İçine böyle estor mavi renge boyamışlar roll cage'leri. Bir de değişik farklı bir proje. Yine farklı bir projede devam ediyor bak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, uzun zamandır sizlere böyle bir YouTube kanalımızla alakalı bilgiler veren bir video hazırlamak istiyordum. Ve bugüne kısmetmiş. Karantina bulunduğundan dolayı çok yavaş gidiyor projelerimiz arkadaşlar. Ve olabildiğince siz YouTube abonelerimiz ve takipçilerimiz eksik olmayın, sağ olun. Sürekli sorduğunuz arabalar, uzun zamandır tabii uğraştığımız Mazda RX-8 projesi ve şu anda o yüzden Ankara'ya geldim. Ben olabildiğince hani işlerinden vakit bulup işte bir de arabanın daha önce İstanbul'da sevgili Ramazan Usta'da mekanik işleri halloldu. Buraya geldi işte Onur'la, sevgili Meral Servis işte Akın abiler, Ahmet abilerle beraber yürüttüğümüz projenin devamında ister istemez bazı işler uzun sürüyor. Özellikle elektrik tesisatının adaptasyonu ve işte içteki kadran ve ona benzer işte ekipmanların çalışmasıyla alakalı bu işler bizi biraz geri attı. Şimdi biz frenlerimiz geldi. Bugün yapacağımız işlemlerden size bahsedeceğim. Sizlerden sadece bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Bizim kanalımızla alakalı, siz biliyorum bazı bir ekip var. Özellikle işte bazı konuları, işte bunu ben yaptım, şunu ben ettim gibi buna benzer şeyleri paylaş istiyor ama bizim kanalımızın yani MM Power'un YouTube kanalı 2006 yılından beri aktif olan bir kanal olduğunu birçok arkadaşımız zannediyorum bilmiyor. Ve biz sadece hazırladığımız arabaları çekmeye çalışıyoruz ve hazırladığımız, yaptığımız kadarını gösteriyoruz. Yani olmayan bir şey olmuş gibi gösteren bir kanal değil bu kanal. O yüzden de sizden ricam, kanalımıza desteğinizi esirgememeliyiz. Yani ne yapabilirsiniz? Konuyla alakalı bilmiyorum. Artık insanların böyle buna benzer şeyler ilgisini çekmiyor. Özellikle mesela projelerle alakalı spor yay takıp işte siz istiyorsunuz. Biz diyoruz ki çok fazla yaptığımız araba var ve bu yaptığımız arabanın önemli olan gelişmelerini sizlerle paylaşalım. Gönül ister ki ülkemizde çok çok daha fazla projeler hazırlansın. Ama maalesef işte içinde bulunduğumuz döviz kuru, işte gelen işte gümrük vergileri ve ona benzer şeyler de maliyetleri artırıyor. Bu yüzden de projelerin gelişmesi, fazlalaşması maalesef bayağı geride oluyor. Şimdi sürekli bana sorulan sorulardan biri de işte abi yeni proje yok mu, yeni proje yok mu? 1000 kere yeni proje yok mu diyorsunuz. Ve elimde hazır da şu anda E46 projesi, Mercedes 190 Közök projesi, Mazda RX-8 projesi ki Mazda RX-8 2 CZ projesi başlı başına bir mühendislik isteyen bir proje arkadaşlar. Gerçekten sizin videoda izlediğiniz gibi hızlı olmuyor. Geldik o kadar işte bölümü izledik, içinde hiçbir şey yok dediğinizden daha çok istiyorum emin olun ben bu arabanın bitmesini. Ama içinde bulunduğumuz durumlar işte gördüğünüz gibi korona muhabbetinden dolayı da tabii yavaşladı ama ondan önce de maalesef bizim ustalarımızda böyle bir şey var. Yani tüm ustalarımızı söylemiyorum ama iş yaptırdığımız kişilerden bahsediyorum. Yani işini zannetmiyorum ben daha böyle sıkıya sarıldığını. Sağ olsunlar bak mesela Meray Servis, Akın abiler her zaman bizim kendi dükkanımız gibi gelip her zaman her işimizi hallettiğimiz, bizim kılıcımızı sallayan daha doğrusu yerlerden biri ve bir şekilde arabayı bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu arabaların projesinin birçoğunun yavaş gitmesinin, hem şöyle söyleyeyim, biz gidip bir yere teşekkür ediyorsak bir yerde sponsorlu falan iş yapmıyoruz. Gerçekten o adamların işini doğru yaptığı için teşekkür ediyorum ve ben videomuzda yayınlıyorum. Bizim YouTube kanalımızın özelliği bu arkadaşlar. X sponsorlu bir iş daha hiç yapmadık. Hep kendi gücümüzle arabaları almaya çalıştık. Kendi gücümüzle bu arabaları yapmaya çalışıyoruz. Ve bu RX-8 de bunlardan biri. Ve hem gücüm yettiği kadar hem zamanım yettiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani sizden dediğim gibi ekstra ben gidip bir yerden işte bir jant istemiyorum, işte bir teker istemiyorum veya bir şey istemiyorum. Kendim ithal ediyorum birçok ürünleri, kendim getiriyorum, ithalatıyla uğraşıyorum. Yani vergisinden tut algısına her şeyle kendim birebir uğraştığım arabalar olduğu için maalesef arkadaşlar biraz yavaş gidiyor işte. Kusura bakmayın bu yüzden de. Ama dediğim gibi bize destek olmak istiyorsanız herkesin ille parasal olarak destek olmasına gerek yok. Dediğim gibi YouTube'da size bu videoları niye çekiyorum? Ben eskiden video çekmiyordum arabanın yapma aşamalarını. Fotoğraflarını çekiyordum ve projeler bölüm vardı eskiden. Hatırlayanlar vardır MM Power Garaj web sitesini. Geri takip eden arkadaşlar için
için de söyleyeyim. Birçoğu aşamayı bu şekilde yapıyordum. Yani o yüzden de ben sizler için bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Gidip mesela işte bilmem bir şey aldık diye, araba aldık diye hiç daha video çekmemiştim. Mercedes 190'ı gerçekten çok sizlerle paylaşmak istediğim için bu arabanın alış videosunu çektim. Yıllardır sayısını hatırlamadığım arabalar aldım ama bu alınma işte ve başka kanalları tenzih ederek söylüyorum ama bizim işte diğer kanallarda izlediğiniz gibi bir YouTube kanalımız yok arkadaşlar. Kendi yaptığımız, kendi aldığımız arabaları hazırlıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz ve dediğim gibi biz bu arabaları ne yapıyoruz, bu aşamaları görün diye paylaşıyoruz. Yani o yüzden de biraz daha belki böyle yeni nesil arkadaşlarımız, hepsini söylemiyorum ama YouTube'daki izleyicilerin %80'inden bahsediyorum. Oradaki başlıkta işte ben oraya işte 1 milyon küsür liralık garaj falan gibi bir başlık yazmadım. Yazmam da zaten buna benzer bir şey. İşte ne bileyim, herkes her videoda fiyatlarla alakalı, işte şu aşama ne kadar fiyat, bu aşama ne kadar fiyat, oraya parayla alakalı hiçbir şey yazmadım. Yazmayacağım. Bu işle alakalı bilgi almak isteyen arkadaşlar hepsi bizi telefonla arayabilir. İletişim numaralarımız aşağıda mevcut. Web sitemizde de mevcut. Bize ulaşabilirler. Ya bunlar tamamen göz boyama. İnsanların işte biraz daha böyle hani daha sanayiye yeni başlayan, işte sanayiye gitmemiş veya ne bileyim biraz daha böyle genç takipçilerin dikkatini çekmek amaçlı yapılan YouTube oyunları diyeyim ya. Ben buna başka bir açıklama getirmiyorum. Biz bunu izlenme düşük olabilir, izleme düşük olsun. Gerçekten kemik bir kitle izlesin. Gerçekten bu işle alakalı bir insan izlesin. Bu işi merak eden izlesin diye bu videoları atıyoruz. Yani ne bileyim Danla Bilic'ten bizim buraya izleyici geleceğini düşünmüyorum. Buna benzer video çekmiyoruz biz. Ve dikkatini çekip bu tayfanın da bizim videolarımızdan sıkılacağını düşünüyorum. O yüzden de gerçekten ilgisi olan insanların bilgisi olsun diye bu videoları çekiyoruz biz. Umarım bu videoyu izleyen arkadaşlar da aranızda ilgisi olan arkadaşlardır. Şimdi bugün yine iftara kadar arkadaşlar Mazda RX-8 ile alakalı aşamaları kaydedeceğiz. Burada biz yokken sağ olsun Celal, diğer arkadaşlar da sağ olsunlar. Burada bayağı ilgilendiler arabayla. Birçoğu işini hallettiler. AP Racing'de frenlerimiz geldi. Şimdi gelin sevgili Onur'la gidelim frenlerimizi alalım. Frenlerimizi geldi, çok uzun zaman oldu. Ya ben arabanın birçoğu parçasını yavaş yavaş aldım. Bir jantları kaldı. Jantların siparişini vereceğiz. Japonya'da üretilecek, gelecek. Onların da zamanı var. Ya sırf lastikler bile çok büyük bir sorun arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir wide body takıyoruz biz bu arabaya ve hem wide body'nin büyük olması jant ebatlarının da büyük olması anlamına geliyor. Yani space'te de dışarı çıkarma falan gibi bir şey olmaz. Lastiklerimiz de çok büyük çünkü 1000 beygirlik bir güç en nihayetinde. Lastiğin de yere iyi basması lazım. Semisilik lastik kullanacağız. O lastiklerin bile ithalatı ülkemizde olmaması ve buna benzer sorunlar gerçekten bu işi yavaşlatıyor ama dediğim gibi her parçası tamam. Bir jant lastikimiz eksik. Body kit geldi zaten daha önceki bölümlerde izlemeyen arkadaşlar da dediğim gibi yukarıdan izleyebilir. Gelin şimdi frenle alakalı neler olacak? Janta değecek mi? Şimdi bu orijinal jant olduğu için üstünde. O orijinal janta göre neler yapacağız onlara bakmış olalım. Bunları görmüş olalım arkadaşlar. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi tüm yapım aşamalarını olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ya işte küçük bir montaj oluyor. Belki dünya çapında bir proje hazırlıyoruz belki şu anda ama işte spor yay takıyoruz arabaya. İşte bunu proje videosu olarak yayınlamışsınız. Bu proje mi diyor adam? Siz proje mi zannettiniz yani diyorsunuz bunu diyor. Paylaşmasan abi sen bunları niye paylaşmadın? M4'ün stoplarını değiştirdik. Montaj videosunu çektik. 100-200 bin izleniyor. Abi bu aslında bir büyük bir proje değil ama hani herkes bütçesel şeylerine bakıyor. Eğer oraya bir işte bilmem kaç liralık stopu taktık yazsaydım belki çok fazla izlenirdi ama bizim kanalımız öyle bir kanal değil. Bizim üslubumuz o şekilde bir üslubu olan bir kanal değil. Ben özellikle böyle biri değilim. O yüzden de aynı dili konuştuğumuz insanlar izliyorum ve bu kişilerden de desteğini bekliyorum. Arkadaşlar şimdi projemize dönelim. Cuma günü iftar yaptıktan sonra direkt Kayseri'ye geri döneceğim. Eğer bu videoyu arkadaşlar izlediğinizde eğer bayrama yetişirse büyük ihtimal bayrama eğer yayınlar sevgili Mehmet. Medya ekibimize de buradan teşekkür ederim. Sağ olsunlar kurgularda. 10 numara bir şekilde gidiyor. Kurgularımızla alakalı hiç eleştiri daha almadık ama ses konusu, mikrofon konusuyla alakalı çok fazla eleştiri alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Faydalı eleştirilerinizin hepsini bekliyorum. Sağ olun, var olun. Dediğim gibi şimdi eğer bayramda yayınlanmış olsa da herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde koronasız böyle sarıldığımız, ziyaretler ettiğimiz ve sevdiklerimizin yanında olduğumuz, bol bol el öptüğümüz bayramlarda oluruz. Selamlar, sevgiler. Gidiyorsun ama durabiliyor musun? Önemli olan o. Sevgili Celal'cığım. Aç, aç tabii. Görelim, inceleyelim. Seversin. Büyük... Big break, ha? Big break. Bahtların da çekilmiş. Bak bakayım oluyor mu? Jantların içinde ne duracak bu? Frene basınca durur muyuz? Frene basınca ön camdan çıkarttın. Evet, hortumlarımız hepsi gelmiş. Canta değmezse sorun olmaz. Canta değerse Japonya'dan gelecek cantaları bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Bunları çantanda mı getirdin abi Japonya'dan? Aynen, aynen. Bavulda getirdim ki şey olmasın diye, vergi ödemeyin diye. Tamam, frenlerimiz de hazır. Bu 2JZ olan mıydı? Vay be! Ama çiçek. 2JZ SX.
vardı arkadaşlar. Herkes şey yazmış. M4'ün spor yay videosunda Meray'da. Solak'a çamurlu götürüyordu diye yazmış. Aracın sahibi de sağ olsun yazdı. Ney bu ya? Anlatıp anlatıp duruyorsunuz. Görelim bakalım. Bir de Mazda'nın şu anda ilk sesini duyacağız. Sevgili Nezat Usta, Koçex güzel bir egzoz yaptı. Gördünüz değil mi? Tavana değerek gidiyor giderken. Akümüzün şimdi şarteli var. Şarteli açacak. Yeni yakıt sistemimiz. Şimdi intercooler hortumlarını falan düzenleyeceğiz tekrar arkadaşlar. Ve dediğim gibi frenlerimizi takacağız. Frenlerimizi, orijinal frenlerimizi bu şekilde. Şimdi jantlar, orijinal jantları değmezse inşallah devam edeceğiz. Şimdi bir marş alalım. Kanka. Tamam. Tamam. Efso ya. Abi tam bir racing. Tracy, Bud, Michael. Hepsini bir arada duyuyoruz. Lan Celal. Celal ağzım ağzım budur. Oo. Celal drift. CZ üzerinde, Mazda üzerinde çalışan, yürüyen, yanlayan bir araba. Var tabii, var. Böyle değil mi? Artık var. Böyle bir araba var. Güzel ha. Kablo telimiz de var. O önemli. O olmadan yürümüyor araba. Şuradaki kablolardan kurtulduk. Doğru mu? Ben onu tamlık üstlerine aldım. Ya, Mazda'nın yaptığı bir yanlışı şu anda düzeltmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da yine böyle bir elektrik tesisatı var. Öyle taşımış sigorta tablasını buradan. Çamurluğun içinden geliyor şu anda bizim. Güzel bir motorun üzerinde kapalı kutuda gibi duracak böyle. Bebek gibi olacak. Aynen öyle. Az kaldı. Az kaldı inşallah. Çok güzel. Frenleri bitirdik. Şimdi arka frenleri de takacağız. Arkalarda da ayrı yine frenler büyüyor. İkinci ayrı bir pot takacağız. SX'in ağırlık dengesine bakacağız. Bakalım olur. Tek eliyle kaldır. Vay. Arabanın ağırlığı arkadaşlar tek eline. Elimiz çalışsak bir şeyden yiyebiliyoruz kendilerine. SX kaldırıyoruz. Tek elle kaldırılıyor diyorsun yani. Ağırlık dengesi tabii olmuş. Güzel. Vallahi arkadaşlar bugün de bitti. Akşam oldu. Sanayi komple bomboş. Herkes iftarına gitti. Biz de iftara bugün sevgili Şamil Usta'nın mekanındayız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki 7. bölümde Mazda'yla güzel, keyifli bir gazlama yapacağız. Bayramdan sonraki ilk hafta Mazda RX-8'de projeye devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, olumlu ve olumsuz yorumlarınızı kesinlikle atmayı unutmayın. Selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.